Arkadaşlar saat, merhaba, 3:30. Evet. Hiç uyumamış gece. Sağ olsun bebeler. Gece 1:30'da Atı uyanmış. Sonra yarım saat, bir saat sonra da Can uyanmış. Aynen. Adam diyor ki uyuyamadım. 3:30'da kalkmamız gerekiyordu. O hiç uyumamış dediğimiz gibi. Hazırlandık. Şimdi bakalım nereye gidiyoruz. Bir buçuk saat yolumuz vardı. Yarım saati geçtik. Benzin almak için durduk. Kızlara tuzlu bir şeyler aldık. Şimdi yola devam. Ya bakın şöyle kapkaranlık yerlerden geldik. Yani böyle attıkları konum. Bize bir konum attılar. Böyle bir yere geldik. Ne geldik, ne yapacağız bilmiyoruz. Vallahi burası mı? Böyle bir yere geldik ama kimse yok. Acaba uyuyorlar mı anlamadım. Aynen kaç demişlerdi saat? 5:30 demişlerdi abi. 5:30 dediler. Biz kaçta geldik? 5'te geldik. Daha 5 bile değil herhalde. Neyse bir bekleyelim bakalım. Kızlar da arabada korktular, inmiyorlar. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Nereye gelmiştik? Frigya. Frigya diye bir yere geldik aslında. Hadi anlatayım. Buradan balona bineceğiz. Konum atmışlar Yunus'la Ayten'e. Konumu takip ettik, geldik. Burada bir tane ev var işte az önce çektiğim yer. Ama kimse yok şu an için. Ya adam uyuyor, 5:30 demiş çünkü. Biz daha 5 bile olmadı. 4:50'de geldik. Bekliyoruz bakalım. Hani ne gelecek, ne çıkacak? Emin değiliz. Ata uyuyor. Kızlar arkada. Yani Yunuslar olmasaydı ben korkardım, geri dönerdim yani. Yunus da aynı şey diyor, ben de dönerdim diyor. Bayağı ıssız. Çünkü tek bu ev var etrafta. Bir de ileride bir ışıklar falan var ama biraz... Yani medeniyet görülüyor ileride. Bir şeyler var ama emin değiliz yani. Çünkü geliş yolu da çok ıssızdı. Çok erken çünkü gün doğmadı da. Ama hala Türkiye'deyiz çünkü bir Türk bayrağı var. Aynen. Bu evin önünde bir tane Türk bayrağı var. Yani evde köy evi gibi böyle tek başına bir yer yani. Bakalım ne olacak. Bakın buraya böyle bir yere geldik. Evet yani kapkaranlık. Sadece böyle bir tane ev gibi bir şey var. Bizi dolandırmazlar. Adamdan cevap geldi. Yunus arıyor şimdi bakalım. Alo, merhabalar. Günaydın. Biz yanlış yerdeyiz o zaman değil mi, anladığım kadarıyla? Şimdi attığınız konuma göre geldik biz. Önünde böyle ev gibi bir yer ama hani önünde bir bayrak var. Tamam, evet. Tamam. Tamam. Tamamdır. Tamam, teşekkür ederim. Abi şey yapıyoruz o zaman. Geri mi dönüyorsun? Dedin yani buradan gideceğiz galiba. Oradan tekrar sola gidiyoruz. Emre Gölü mesire alanı diye yazıyormuş. Sonra oraya daldığımız zaman mesire alanı, Balon Ofis diye iki ağaç kulübe varmış. 20 dakikaya da elemanlar gelecekmiş. İyi bakalım. Bir sıkıntı olursa tekrar arayın dedi. Öyle. Yolda bisikletli bir emmi gördük. Dayı dedik biz balona gideceğiz. Bir an şüphe ettim balon var mı diye böyle bir düşünce. Dedik ki randevunuz var mı dedi. Sonra gölün kenarına indik. Burayı bulduk. Bekliyoruz şimdi. Şöyle göstereyim bak. Sadece elektrik direkleri var geldiğimiz yerde gene. Burada bir tane... Sepet bu mu acaba? Eskişehir... Sepet bu abi. Ha, sepet de burada. Buna bineceğiz. Emin misiniz? Burada bir... Selamünaleyküm. Arkadaşlar gün doğuyor. Bakın biz demin şuradaydık. Hani atılan konum otomatikmen sürekli oraya gösteriyormuş. Gelenler hep orada bekliyormuş yanlışlıkla. Orayı devam ediyorsunuz. Şöyle bir çok kısa bir yol var. Emre Gölü bahçesi diye bir şey değil mi? Evet. Bir yazı görüyorsunuz böyle. Mesire alanı. Mesire alanı işte. Oraya geliyorsunuz. Burada da arabanın içinde iki kişi vardı. Onlar çıktılar. Yer ekibiymiş onlar. Sonra dediler diğer ekip geliyor. Diğer müşteriler de geliyor dedi. O yüzden böyle bir tesis, burada tuvalet yapmışlar. Çok yeniymiş. Hani birkaç ay olmuş açılalı. Yukarıda kafeteryası varmış şu gördüğünüz yer. Hani bir balon varmış, tek balon uçuyormuş şu an ama 7 tane daha firma uçurmak için başvuruda bulunmuş. Burası Nevşehir'e göre çok uygun kalıyormuş. Kişi başı 50 lira vereceğiz değil mi? Ha 500 lira. 50 euro kişi başı.
Şu arabanın ön tarafında da göl var. Tabii biraz daha gün aydınlanınca gene gösteririm. O şekilde yani. Kafeterya var, onu açtılar. Kanallar var. Şöyle biraz etrafı göstereyim gene size. Bakın şurası hep göl. Şöyle Voyage Balon diye bir firma. Nevşehir'den. Buradaki Frigya Balon diye geçiyor ama ortak çalışıyorlarmış. Balonumuz da orada. Hazırlamaya başladılar, indiriyorlar. Nanıyor. Gün aydınlandıkça biraz daha çekeyim dedim. Şimdi burada balon hazırlanıyor. Size onu da çekeyim. Fırsat oldu böyle her şeyi görmek için. Böyle büyük ventilatörler var. Bayağı soğuktan. Bayağı hava soğuk. Şortla geldik. Aynen şortla geldik. Üstümüzde sivit var ama. Şu an titriyorum. Elim o yüzden titriyordur yani. Şu an hazırlanıyor. Şu balonun üst tarafı olsa gerek. Bu 12 kişilik bir balonmuş. Yani benim gözüme küçük görünüyor ama organizatör arkadaş yok yok sarsınız yeterince büyük diyor. Biraz hava ısınmaya başladı. Evet. Kendimize geliyoruz. Kendimize geliyoruz. Balonla şişmeye devam ediyor. Dediler ki şanslısınız. Kapadokya'da normalde böyle kurulumunu göremiyor herkes dedi. Çünkü ofislerden servise taşınıyor. Servise taşındığı için hani biraz hazırlanmış gibi oluyor dedi. Biz en başından görmüş olduk. İyi oldu. Doğru bildiğiz yani. Doğru bildiğiz. Daha ama para verdik ama daha çok şey gördük. Evet. Aynen. Sıcak hava yiyince nasıl kalktı günün? Evet. Yakmıyor demek ki o kumaşı. Kumaş yanmaz kumaş belki de. Onu sıkıysa yapıyorlar. Değil mi? Daha önce binmiş miydiniz siz? He, biz ilk sene önce yaptık. Tekrar yaptınız. Kapadokya'da. Kapadokya'da yaptık. Burası çok daha ucuz. Evet. Öyleymiş. Biz de ilk defa biniyoruz. Ve macera başlıyor. Buranın özelliği, bir dakika yakınlaştırayım. Bakın ferebacıları gibi taşlar var buralarda. Ve Yunus biniyor, atı biniyor, yardımcı oluyor ekip. Edeceğim bazı durumlar var. Bunlardan birisi iniş pozisyonu almanız. Sen şunu yaptın. Şu an hava birazcık rüzgarlı görünüyor. Muhtemelen bu inişte çok gerekli olacak. Balonumuz bu istikamete inecek. Sizden ricam balonun ineceği yönü tam tersine sırtınızı döneceksiniz. Dönelim birlikte. Bize doğru. Hayır. Tam tersine. Balon istikamete inecek. Balonun olduğu istikamete inecek. Sizden ricam tam tersine döneceksiniz. Dizleriniz hafif kırık bu şekilde.
Sepetin içerisinde bulunan bu kırmızı halkalarda. İlk başta sandalye. Kırmızı iplerde. Tamam. Geriye doğru iplerde. Tutunun. Aynen. Sırtınızı. Bu şekilde daha iyi var. Sepetin içindeki bu. Evet. Evet. Yaslayacağım. İniş pozisyonumuzdur. İniş sırasında size iniş pozisyonu alın dediğimde lütfen bunu kesinlikle yapalım. Tamam. Telefon ve gözlüklerinizi cebinize koyun, iki elle tutun. Tamam. Tamam. Bu anlaşıldı değil mi? Gözlükler atıyor. Çocuk sizin. Evet. Önünüzü ağda dursun. Bacak aranı al. Şöyle tutuyoruz. Evet. Çapraz bağlar gibi. Evet. Yani sarayım. Evet. Sarılıp şöyle göğüs ama önünüzde olsun. Yanınızda değil. Bacağınızın arasında. Göğüs kısmından. Evet. O şekilde. Şu şekilde. Gözlüğü var arkadaşın. Yani herhangi bir çatma falan olursa. Tamam. 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 Ve başladık. Here we go. Hayırlı olsun. Evet. Ya çok huzurlu değil mi? Evet. Çok huzurlu böyle. Hakikaten de korkulacak gibi değildi. Burası Emre Gölü'ymüş arkadaşlar. Devam. Gördüğünüzde Arog'un çekildiği. Aa, burası. Ha, burası. Arog. Arok filmi şurası Arok filminin çekildiği yermiş arkadaşlar. Ama trafik var bak. Wind kommt von hier. Evet, de monsieur. Adamı bak. Şapkayla. Neyse oğlum. Kaptan, veci gibi eve gireceğiz şimdi. Bizi takip eden araç geliyor oradan. Bizi getiren araç, yani ilgilenen araç, organizasyon aracı orada. Kayaya takılacak gibiydik sanki. Baksana araba burada. Aa bak, peri bacaları gibi orası. Bak Ayşe. Bak şurası peri bacaları gibi. Evet, mağaralar var zaten.
Çok iyi ya, köy halkı el sallıyor vesaire. Güneş de doğdu baya baya. Artık inişe geçtik. Bizim organizasyon ekibi orada. Şimdi inişe geçiyoruz. Birazdan iniş pozisyonu almamız lazım. Yaptık. O yüzden iniş pozisyonuna girmemize gerek kalmadı. Şimdi de bu remorkun üstüne balonla birlikte çıkıyoruz. Araçla bizi remorkla araçlarımızın yanına götürecekler. Çekebiliyor musunuz bize doğru? Bundan sonra kısmımız arabanın üstünde devam ediyor. Böyle rüzgarın yönünü kontrol ediyorlar. Havaya kum atarak. Herhalde ona göre balonu indirecekler. Aracın üstündeyiz zaten şu an. Sonra araçla devam edeceğiz. Nasıl çekecekler? Uçarlar onlar. Ay uçuyorlar. Tek tek içeriden birisi bu halatları çekiyor. Yok teyze. Gün doğumunda uçuyorsun. Şimdi bir yavuşsun ve balon maceramız sona indi. Gel senden balonu indirelim. Hadi hadi. Vaziyette. Bravo ata. Ataş ve Zeki şu an yardım ediyorlar. C'est mignon. Ataş, te vois plus. Düştü çocuğu. Çocuğum. T'as même touché le ballon, Ata. Balonu sıkıldık, indirdik. Ouais. Çok güzel bir tecrübe oldu bizim için. İlk defa aynen, balona çok, bindik. Çok gerçekten güzel. Güzelmiş. Ataya bak. Yani burada yeni başlayan bir turizm. Kapadokya kadar detaylı, şaşalı değilmiş ama bizim için ilk olduğu için çok keyif aldık yani. Yine de çok güzel. Şimdi bu araçta döneceğiz. Grup grup götürecekler bizi. İkramları da varmış, hazırlık yapıyorlar. Şampanyamız alkolsüzmüş. Evet efendim, bugünkü kışımızı kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Bir, bravo! Şimdi araç sahiplerinden birer kişi bu araçla araçların yanına gidecek. Diğerleri burada bekleyecek. Kurban benim. Şimdi araçlarımıza gidiyoruz. Şimdi arabayı almaya geldim ben. Sizi şöyle gündüz gözüyle etrafı da biraz göstereyim. Şu karşı tarafta sürekli peri bacaları gibi kayalar var.
Şimdi organizasyonun arabasını takip edeceğiz. 3 araba. Bizimkilerin yanına gideceğiz. Arkadaşlar geldik. Bizim ekibi de topladık. Organizasyona bağlı. Yani bu diğer ekip, nasıl söyleyeyim, şöyle tarif edeyim. Alman asıllı Türkiye'de yaşayan bir aile de vardı yanımızda. Onlar bu organizasyon sahiplerinin mekanında kalıyormuş. Çok güzel bir kahvaltıları varmış. Şimdi hep beraber oraya kahvaltıya gidiyoruz. Can da uyuyormuş evde, sıkıntı yok. Evet. Az önce bunun üstündeydik. Böyle peri bacaları gibi yerler var. Şimdi de Frigya köy evi, kahvaltı yemek kamp diyor. Öyle gidiyoruz. Karşıda da taşlar var. Frigya organik olan tesis burası. Çok iyi bir yermiş. Beğendim burayı. Şimdi burada kahvaltı edeceğiz. Köy kahvaltısı edelim. Taze. Ayten Instagram'da artık döşedin yani paylaşımları. Süper değil mi? Çok güzeldi ya. Ben hani niye bu zamana kadar balona binmemişiz? Onu düşünüyordum. Ve burası da tesis de çok güzel. O kadar şirin ki. Size şöyle etrafı da biraz göstereyim. Çok yeni bir tesismiş. Sobaları var. Yöresel kıyafetler asmışlar. Çok şık olmuş. Akşam biz burada yıldızları izledik. Burada akşam gece. Burada odalar var. Çok yeni yapılmış. Hatta bu yanımızdaki Alman asıllı ekip ilk kalanlardanmış. Onlar çok tavsiye ettiler kahvaltıyı. Çok güzel, çok güzel diye. Geldik. Kayalıklar da burada. Frigya hatırası. Üçler Kayası. Ha, buranın adı Üçler Kayası'ymış o zaman. Çok şıkmış ya. Şöyle mesela tesis işletmecilerinden, evet, beyefendi, evet, oraya 4 tane bize yardımcı oldu. Odaları da evet, göstereyim dedi. Odalarımız yeni. Odalarımızın dördünün mimarisi de aynı, böyle kemerle. Özellikle işte kışın serin, özür dilerim sıcak, yazın da serin oluyor. Her birinde duş ve tuvalet mevcut. Çok güzel. Yani 4 odamızda da double yatak var bizim. 2'şer kişilik. Hı hı. Ama bazı misafirlerimiz çocuklarıyla ya da 3 kişilik yetişkin olaraktan geliyorlar. Onlara biz ekstra yatak atıyoruz. İşte manzaramız bu şekilde. Sabah balonlar, akşam kuş sesleri. Çok dün güzel. Dün akşam bol yıldızlı bir geceydi. Burada çadırlar varmış şu gördüğünüz meydanda. Ve şu parmağımla gösterdiğim yerde çadır alanı var. Böyle 40-50 kişi falan varlarmış. İşte yıldızları izlemişler vesaire. Nasıl, Afyon'un da güzellikleri var değil mi? Tabii ki var. Memleketimizin. Yani memleketimiz bir tanedir bizim. Balon var, bak, konaklama var. Bir aile işletmesi olduğumuz için hanımefendi yeni geldi mesela. Bir şey, nasıl, odayla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Çok güzel. Düşünceleriniz. Siz çekiyor musunuz? Çekiyorum, evet. Çok güzel, çok rahat. Yataklar çok iyi. O evet, çok önemli. Evet. Rahat edin. Gece nasıldı dün gece? Yıldız dolu bir gök taşı, yani gök taşı. Yani senelerce o kadar yıldız görmedim. Yıldız kaydı. Gök yıldız taşı, kaymaları. Hareketliliği vardı. Çok güzel oldu. Çok güzel. Zaten hanımefendi bize tavsiye etti. Kahvaltı içinde kahvaltısı çok güzelmiş. Şimdi kahvaltısını da deneyeceğiz. Yani çok güzel bir tesis. Biz etkilendik. Böyle bir yer olduğundan hiç haberimiz yoktu. Tesadüfen geldik ve tesadüfen böyle bir yeri yani keşfettik. İşte Instagram'da sayfamız var. Onu da paylaşırım ben zaten. Açıklamalara ekleriz. Yani konaklamayla ilgili sadece... Şimdi bu odalarımız 2'şer kişilik, double yataklı. Oda kahvaltı ücreti kişi başı 240 TL. 2 kişilik odalar 480 TL bu odaların ücreti. Tamam. Hem hani geldikleri... 2 kişi kalırsan 480, tek kişi kalırsan 220.
Hayır. Tek kişi kalırsa 380. Ki iki kişilik üzerinden bir kişi hesaplaman gerekiyor. Hani single farkı var ya. Yatak atarsak, ekstra bir yatak atarsak onu 100 TL ödüyor mesela. Anladım. Zaten balonlar bizim burada biliyorsunuz. Zaten işte dün akşam kalan misafirlerimiz de Yunanistan'da yaşıyorlardı. Gece burada kaldılar. Yıldızlarız dedik. Sabah kalktılar. Balonuna gittiler. Şimdi kahvaltı edecekler. Rehber arkadaşımız tura çıkartacak. Ah, süper. Çok güzel. Evet. Kamp için peki? Çadır için herhangi bir şey? Tabii, tesis? Çadır içinde kişi başı 40 TL ücret alıyoruz şu an. İşte birkaç, yani dün akşam 6 çadırlı arkadaşımız vardı. O 3 tanesi sabah erkenden. Ben çıkarken... Kendi çadırlarıyla gelmelerine de gerek yok. Çadır da tahsis ediyorsunuz. Burada çadır vardı ama tahsisem... Kendi çadırlarıyla. Kendi çadırlarına da gelirse daha iyi. Süper. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Çok yeni. Bakın daha tabelasını bile asmamışlar. Mükemmel. Biz bayıldık. Neyse şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Bitmedi. Tamam. Devam var mı? Biz de yeni başlıyoruz zaten. Sanda yumurtamız geldi. Süper. Zika o seninki. Şu tarafa daha çekeyim. Bitmemiş. Ben o yüzden aşama aşama çekeyim. Evet. Bakın burada haşhaş var. Ondan sonra kaz yağı var. Değişik şeyleri göstereyim şöyle. Ayşe ot seversin sen. Afyon'a özgü haşhaşlı ekmek mi? Ne diyorsunuz buna Ayşe? Haşkeş. 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 Ot şey ister misin? Aldım ben. Çayını. Hadi gel. Bir şey geldi bakalım ne geldi. 3. Oo, kavurma. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ olasın. Nasıl fokur fokur. Amcanım teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Konya'ya selamlar. Teşekkür ederiz. Almanya'ya selamlar diyeceğim ama buradasınız. Yunanistan'a selamlar o zaman. Aziz Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Aziz Bey sağ olun. Konukseverliğiniz için her şey çok güzeldi. Çok memnun kaldık. İnşallah emeğinizin karşılığını kat be kat alırsınız ki alacaksınız garanti ediyorum yani. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar hepinize tavsiye ediyoruz. Mutlaka uğrayın yani. Arkadaşlar biz geldik yine çaya. Acayip uykumuz var. Yemin ediyorum yolda gözlerim kapanmak üzereydi. Yavaş yavaş geldik. Anne de balkondan bağırıyor. Çok güzel geçti. Vallahi buralarda yolu gibi düşen olursa mutlaka uğrasın. Bu videoyu burada kapatıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.